İngiltere göçmen botlarını Fransa'ya geri mi ittirecek? İngiltere'nin dönem başkanlığındaki G7 ülkelerinin İçişleri Bakanları düzeyindeki toplantısı bugün Londra'da gerçekleştiği sırada toplantının dışında fakat toplantının da gündemindeki maddelerden biriyle ilgili kriz çıktı. İsmi açıklanmayan bir hükümet sözcüsünü kaynak gösteren İngiliz basını İçişleri Bakanı Priti Patel'in göçmen botlarını geri ittirme planının hükümetçe onaylandığını yazdı. Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya'dan heyetler Lancaster House adlı tarihi mekanda G7 İçişleri Bakanları toplantısında buluştu. Gündem başlıkları, salgın dönemi iyice artış gösteren sanal cinsel tacizlere karşı alınacak önlemler, doğaya karşı işlenenler de dahil organize suçlar, sınır ihlalleriyle ilgili yeni gelişmeler bir de yolsuzlukla uluslararası düzeyde ortak mücadele olarak belirlenmişti. Ancak gün içerisinde ortaya çıkan haber, İngiltere'nin kaçak göç maddesiyle ilgili ortaklık dışı bir mücadele yöntemi geliştirdiğini ortaya çıkardı. Fransa'dan yola çıkan göçmen botları geri ittirilecek. Haber sonrası Fransa'nın tepkisi önce İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Twitter hesabında belirdi. Darmanin, Fransa'nın bu yasa dışı tutumu ve finansal şantajı kabul etmeyeceğini belirterek İngiltere'yi sözlerine bağlı kalmaya çağırdı. Bakan bu tavrını İngiliz mevkidaşına net bir şekilde ilettiğini de yazdı. Fransız bakanın finansal şantaj sözleriyle ilgili yorum, İngiltere'nin Fransa'ya bu göçü önlemede yardım etmesi karşılığı ödemeyi vaat ettiği 75 milyon dolarlık bütçenin hatırlatılması şeklinde. Gérald Darmanin'in ayrıca bir de mektup yazdığı ve bu planın tehlikeli bir plan olacağı konusunda Priti Patel'i uyardığı basına sızdı. Mektupta Darmanin'in Patel'e, denizde insan hayatı göç ve milliyetçi politikalardan çok daha önemli bir konu diye yazdığı belirtiliyor. İstatistiklere göre Manş Denizi'nden her gün şişme botlarla Fransa'dan İngiltere'ye geçen kaçak göçmenlerin sayısı şimdiden 13 bine ulaşarak geçen yılın toplam rakamını geçti. İngiliz basını Londra'daki G7 toplantısının ev sahibi İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere hükümetine şişme botlarla geri çevirme ile ilgili planını kabul ettirdiğini yazıyor. İngiliz basınında hemen yankı uyandıran bu haber, İngiltere ile Fransa arasında bu konuda gerilim artar ve yeni bir kriz çıkabilir değerlendirmesiyle birlikte verildi. Fransa ve İngiltere arasında bir türlü çözüme ulaşmayan bu sorun, iki ülke arasında epeydir gerilim nedeniydi. İngiltere, Fransa sahillerinden yola çıkan şişme botlarla mücadele için Fransa'ya daha çok devriye gemisi koyması karşılığı para teklif etmişti. İngiltere tarafı şimdi bu yeni kararla şişme botların ülkedeki plajlara çıkmasını önlemeye hazırlanıyor. Geri itme olarak adlandırılan yöntemin uygulanması için İngiltere hükümetinin yasama danışmanı Michael Ellis'e bu yasal altyapıyı hazırlama görevi verilirken yetki verilecek sahil koruma mürettebatına bu konuda eğitim verileceği öğrenildi. Bu taktik Yunanistan'ın Türkiye'den giden şişme botlara uyguladığı yöntemi hatırlatıyor. Planda hayati tehlike olmadıkça şişme botların sahile yanaşması önlenecek detayı dikkat çekiyor. İngiliz İçişleri Bakanı bundan bir ay önce Yunan adasına göç devriyesi yapan bir gemiye binip incelemelerde bulunmuştu.